4 baş. Zaten fazlası yok ülkede. Bildiğin insanlar. Adı lazım değiller. Ne yapmaya geliyorlar? Alem falan mı? Alem mi? Canları ne isterse onu yapmaya geliyorlar. Canları çekti, şarkı dinleyecekler. Şarkıcı bizzat getirilir. İddiaya girecekler, şampiyonlar getirilir, dövüştürülür. Resim yaptıracak. Çalışanlar gidiyor. Nasıl oluyor? Böyle günlerde fazla maydanoz istemeyiz. Bir iki kişi yeter. Biz bize olalım. Tanık istemiyorsunuz. Yok canım. Suç işlemiyoruz ki. Henüz. Evet.
Ya Ezel, ya dur 2 dakika. Ezel gidip de ne yapacaksın oğlum? Bilmiyorum. Ya bir durup düşünelim. Ha? Ezel! Ezel! Ali, imdat deli var! Buldum. Yani Kenan Birkan'ı. Ya ben buldum aslında. Neyse, konumuzda değil. Ezel kaptırdı gidiyor. Adamın böyle en güvenli olduğu yer. Gizli mizli. Sırf o da değil yani. Onun gibi 3 tane daha koy yanına. Onları kızdırmaya gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz. Ya Ezel bir kendine gel ya. Alırlar mı seni oraya? Buldun adamın en güçlü olduğu yere mi gideceksin? Ya neye yarayacak? Yetmedi mi yediğimiz ayak? Bitti benim nefesim. Sen bir şeyler söyle Ali abi. Beni değil, seni dinler. Baba. Kendini öldürteceksin Ezel. İçeri girmeye kalkacağım. Adam acına son verecek. Niye? Niye kardeşim, niye? Bari bir kere de doğruyu söyle. Eyşan orada. Bu kız muradına erecek sonunda. Öldürtecek çocuğu. Bayılıyorum o şarkıya. Tamam, şimdi bir düet yapalım o zaman. Yok, bu kadar güvenmiyorum sesime. Yok canım, sesten bahsetmiyorum. Yaramazlık yapıyor mu rockçu çocuk? Keseyim mi cezasını? Müsaade ederseniz bir sonraki albümde bir şarkının adı Eyşan olsun. Albümün ismi Eyşan olsun. Oo. Ben benim ismim değişmeden müsaadenizi isteyeyim Kenan abi. Rock'ta mı dinliyorsunuz? Rock'ta Razi Hanım. Evet. Odamda CD'sini görmüştüm memlenin, çağırdım. Benim için. Niye? Hiç mi ince bir yanım yok benim? Geçen gün galeride Burhan Doğançay'ın bir resmine o kadar güzel bakıyordunuz ki dayanamadım, aldım bir iki tane getirdim buraya. Bir de ressam çağırdım. Resme meraklısınız ya, belki resminizi yaptırmak istersiniz diye. Yapamayacağın şey yok mu? Aslında var. Geçen gece Cold Mountain filmini izlemiştiniz. Sonunda ağladınız. Üzülmeyin, onlara bir şey olmadı diye oyuncuları çağırdım ama gelemediler. Neyse. Önümüzdeki ay için söz verdiler. Sürreal ama şaka yapmıyorsun. İtiraf edin. Kimse sizi ayıplamayacak. Çizginin bu tarafında her şeyin ne kadar güzel olduğunu, heyecanlandığınızı, merak ettiğinizi ona itiraf edin. Rahatlardık. Her şeyi yaptım. Milletin keyfi yerinde.
Zom olmaya başlamışlar be. Öyle mi diyorsun? Yeter lan, bu kaçıncı? Çiçeği biz gönderiyoruz, karı başkasına kırıtıyor. Şşt Mehmet. Abi ne oluyor orada? Parasıyla değil mi lan? Sen kimsin? Nermin nerede? Mehmet dur yavaş. İn aşağı Nermin şşt gelsin. Çok içtin sen. Dünyanın parasını verdim o güle be. Yapma oğlum, herkes bize bakıyor. Nankör. Dur. Bana güleceksin lan. Şşt, bana kırıtacaksın. Sen beni Mehmet, nasıl dur görmezden gelirsin? Kenar tamam gülü. Tamam. İn o sahneden. Tamam tamam, hadi gel. Tamam arkadaşım, çok iyi. Sesini sıkarım mı? Tamam, tamam. Sıkarım bu ağzından, gel. Çok gençsin daha. Az önce titriyordun yaprak gibi. Doğru mu? Heyecanlandım biraz. Ama... Aması yok. Atacaksın heyecanını. İyi toparladın ama. Sandığımdan çabuk as solisti olacaksın belli ki. Çabuk hazırla kendini. Ben bir şey yapmadım ki. Hepsini sen yaptın. Sen başardın. Sen olmasaydın başaramazdım. Eğer o adamı halletmeseydin her şey mahvolacaktı. Teşekkür ederim. Beyefendi dışarıda, misafirinizmiş. Bütün misafirlerin burada, kimmiş? Ezel Bayraktar. Verin telsizi ona. Ha, ben bu görüntüden çok sıkıldım Ezel Bey. Siz hala sıkılmadınız. Tebrik ederim. Yerimi buldunuz. Niye girmiyorsunuz içeri? Giremezsiniz. Çünkü siz aşağıdasınız. Çünkü siz dışarıdasınız. Aramızda öyle bir duvar var ki. İsteseniz de giremezsiniz. Öyle değilse bir adım atın benim dünyama. Korkmayın, girin içeri. Giremezsiniz. Cesaret edemezsiniz. Thank you.
Eyşan orada. Ya durdur arabayı, durdur. Durdur arabayı. Senin durağa geldik. Heh. Aklına söyleyecek bir şey geldi. Ben gidiyorum Ali abi. Bu ne hali varsa görsün. Ha. Tamam. Yanımda biri var. Adı lazım değil. Konuya hakim. Ondan biraz bilgi aldım. Ha. Aktarayım. O çocuğa söyle. Oraya gitsin. Söyle. Gitmen iyi olur dedi bana. Çocuğa söyle. Kenan her şeyi planlamıştır. Her şeyi dört dörtlük yapmıştır. Dayı vereyim kendin söyle. 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 Acele etmesin. Bir yolu var. Var bir yolu diyor da. Var bir yolu. Çünkü böyle adamlarda asıl mesele senin içeri girmende değildir. Asıl mesele onların dışarı çıkamamasındadır. Neymiş asıl mesele? Onların dışarı çıkamaması. Duydun mu? Yeah. Mesele yukarıda olmak değil. Çünkü sen yukarılardasın. Ama sandığın kadar özgür değilsin. Tamam. Aramızda bir duvar var. Çünkü sen kendini içeri kilitledin. İçerisi karanlık olmuyor mu Kenan? Sen içeridesin. Çünkü biz çokuz. Sen azsın. Olmaz. Burada olmaz. O da bunu gayet iyi biliyor. Burada olmaz. Küçücük kalende sen güçlüsün. Ama etrafında, her yerde biz güçlüyüz. Polisi aramış galiba. İnsanları çıkarın. Haklısın. Aramızda bir duvar var Kenan. Geçmek imkansız. Ama içeri girmekten ben korkmuyorum. İtiraf et.
Dışarı çıkmaktan sen korkuyorsun. Değilse at benim dünyama bir adım. Korkma. Erkeksen çık dışarı. Sıkıysa çık kalenden. Sıkıysa in yatından, uçağından. Sıkıysa çık sokağa. Karış insanların arasına. Gir gerçek dünyaya. Sen beni dışarıda tuttuğunu mu zannediyorsun? Biz seni içeride tutuyoruz Kenan. Sıkıysa bundan sonra uzat burnunu dışarı demeye geldim. Seni almaya geri geleceğim. İtiraf et kendine. Kiminle olmak istiyorsun? Ustam bir gün içeride uyarmıştı. Hayat demişti, zalimdir. Yüreğinin anlamadan sevdiği şeyi çıkarıp anlamaya çalışır zihnin. Kalbinin teslim olduğu ne varsa alıp yenmeye çalışır aklın. Ben de öyle yaptım. Çünkü kazanmak sevmekten kolaydır. Kenan Birkan'a bir oyun oynadım. Aklım galip geldi. Kazandım. Kalbime yenilseydim bir kazaya kurban gidecektim. Bir araba beni bekleyecekti. Ve adımımı attığımda sokağa... Eğitme! Eğitme! Tam olarak neye eğitme Ali abi? Ne bileyim oğlum, gittik bastık işte herifleri. Herifin suratı görmedin mi lan? Bir ufak kazandık işte, fena mı? Tam olarak ne kazandık Ali abi? Ezel anlatsana şuna. Anlamamışlar kendisi. Harbiden tam olarak ne kazandık lan biz? Bir hamle yaptık Ali. Nişan aldık. Kenan'ın egosunu vurduk. Herkesin önünde hiçe saydık gücünü. Kenan gibi adamlar zor azmeder öyle şeyi. Hafife alamaz artık bizi. Şimdi hamle sırası onda. Size eve alayım. Bu herife hamle verirsek atom bombası atar lan tepemize. Atmaz. Eyşan'ın gözü önünde adamın erkekliğiyle oynadık. Şimdi bize bir ders vermek istiyor. Eyşan görsün istiyor. Yani tam olarak ne kazandık abiler? Normal insanın anlayacağı gibi söylesenize lan. Ben ailemin yanında güzel bir uyku kazandım. Sabaha mis gibi çay kazandım. Bir gün daha yaşıyoruz lan Ali. Yetmez mi, onu kazandık. Hadi eyvallah. Bu herifin keyfini yakacağız. Ben bir şey mi kaçırdım lan? Evet. Cengo, seni duvara poster yapmadan söyle. Ne kazandık lan biz? Ezel oyunda bir yandaş kazandığını zannediyor.
onu kullanmaya çalışacak artık. Eyşen'i. Yok canım. İnşallah haklıdır da. Ezel yapacağını yaptı Ali abi. Biz burada köpürüyorduk ama Kenan adam gibi uğraşmıyordu bizle. Çünkü derdi biz değildik, derdi Ramiz'di. Biz küçük bir engeldik. Ama gece görmedin mi? Kenan Birkan'ı küçük düşürdük. O ne demek sen biliyor musun? Ne? Gibi bir düşman kazandık. Kenan. Ne geceydi ama. Bir kahve yapayım mı bize? Konuşuruz biraz. Aslında ne güzel olurdu. Ama işler birlikte, onlarla ilgileneyim biraz. Kenan, o işlerle şimdi ilgilenmesen. Biraz sakinleştikten sonra beraber ilgilensek o işlerle. Daha iyi olmaz mı? İlahi Eyşan. Sakin olmadığımı kim söyledi? Gerçi kocanızla metresiniz ağzımızın tadını bozdu biraz diyeceğim ama... partide bayağı sıkıcıydı, hareketten de iyi oldu. Merak etme Eyşan. Her şey yolunda. İyi istirahatler. Merhaba Eyşan Hanım. Bitecek. Anladın mı? Bugün bitecek. Günaydın. Anahtarın mı var? Of be. İster misin? Kahvaltı için yaptı annem onu. Çok özlemişim ben. Çok güzel olmuş. Ya yeme onu. Kahvaltı için... Hepsini yiyeceğim. Sana da kalmayacak. Çocukluk herhalde o zaman. Eşek kadar adam yapınca olmuyor. Hem ben çok tatlıydım. Oradan kurtarıyordum. Onu bilmem de sen çok açtın. Bir de casus gibi bir şeydin. Uyumanı bekliyordum. Sonra saati ayarlıyordum. Soygun gibi. 5 dakika içinde aşağı inilecek. Börekler yenilecek. Sonra yukarıya atılacak. Arada sırada da pislik olsun diye ufak tefek gürültü yapılacak. Vay 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 vay. Bakma böyle güldüme. Bir de böyle piş piş kelle gibi sırıtınca tam... Ama çok güzel börek. Baba güzel... Abi ne yapıyorsun? Abi ya, abi olur mu? Abi! Abi! Abi ne yapayım? Birkaç pürüzün üstünden geçelim mi Kenan Bey? Lütfen. Bu geceki durum... İnsanları doğal olarak rahatsız etmiş. Bazı şeyler var. Laflar. Kaya. Ön sevişmeyi geçer misin? Kenan Birkan'ın fazla rahat olduğunu söylüyorlar. Başında bir dert olduğunu söyleyenler var. Bilirsiniz işte. Dedikodular. Ne öneriyorsun? Ben Ezel Bey ve arkadaşlarıyla her zamanki kanallardan ilgileneyim. Eyşan Hanım da... O da sizin bileceğiniz iş. Haklısın. Es sivrisineği bitsin. Onun için diyorum ki şöyle doğal bir şey olsa. Mesela insanlar hep yüksek bir yerlerden düşüyorlar. Ya da yemekten zehirleniyorlar. Hayat zor. Ya trafik canavarı Türkiye'de her gün yüzlerce can alıyor. Bana bırakın. Eyşan, seninle yeni tanışıyoruz, koskoca holdingin işlerini. Nasıl bırakalım sana? Ezeli Kenan, hisse senedini konuşmuyorsunuz burada. Eyşan Hanım. Bana bırakın. Her şeyi ben ayarlayayım. Siz Ramiz'den öce almak istiyorsunuz, ben Ezel'den. Bana bırakın.
Ömer falan değilsin sen değil mi? Ya ne işin var o karıyla? Hı? O adamlarla ne işin var? Ya neler yaptılar ona? Ömer niye onlarla beraber olsun? Yapması gerekiyor. Koruması gerekenler var. O heriflere güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum kardeşim. Yok. Ezel, sen benim abimsen. Bana söylemeden tehlikeli bir şey yapmazsın. Anladın mı? Yine bir şey varsa benden saklayamazsın. Var mı bir şey? Yok Mert. Yine bir gün kalkıp da seni bulamayacak mıyım? Hı? Yine bütün dünyayı yıkacaksın mı tepeme sen benim? Mert size kötülük olsun diye girmedim hapse. Yok Ezel, sen beni anlamıyorsun. Bak, eğer sen benim abimsen, Ezel bir gün çat diye ben yine kaybedemem seni. Bir şey var mı? Var mı öyle bir şey? Yok Mert. Yok kardeşim öyle bir şey. Sizin tarafınızda değil bu hanım Kenan Bey. Siz benim tanıdığım en akıllı insansınız. Sizin gibi bir zeka kolay kolay gelmez. Ama bu hanım bir şekilde insanların zekalarını gölgeliyor. Affedersiniz haddimi aşıyorsam. Konuştuğumuz iş var ya, harika bir adayım var o işi yapmak için. Hadi sen işe geç kalma.